Ayşen duymadı bizi değil mi? Eminsin. Bilmiyorum Yasemin. Bilmiyorum. Tamam. Yani aynı soruyu farklı şekillerde sorunca cevabı değişmiyor ne yazık ki. Ayrıca şu Ayşen mevzusunu kapatabilir miyiz ne olur? Üf, tamam. Asıl şu takım meselesinde benim canım çok sıkıldı. Ne yapacağız o işi? Vallahi o konu benim de beynimi tırmalıyor ama. Yani yok bu böyle olmaz yani. Bizim o takıları bir şekilde geri iade etmemiz lazım. Bence de. Ama nasıl? Artık bulacağız bir yolunu. Ver kızım ver. Annenin gazına geldik. Sağ ol kızım. Yedi kat ele düğün yaptık. Yedik fırçayı. Oh doyduk. Şimdi bu çok iyi gelir üstüne. Tamam anneciğim işte. Uzatmayalım gerek yok. Olan oldu artık. Biz dersimizi alalım da bir daha olmasın. Tabii. Alalım dersimizi aldık değil mi? Hepimiz dersimizi. Dersimiz neydi babacığım? Öncelikle bu kiracıların hiçbirine evladımız muamelesi yapmayacağız. Onu bir an önce bırakacağız. Heh, ben de onu diyecektim. Onlar işte. Artık sadece kiracı. Nasıl sadece kiracı baba? Yasemin aynı zamanda dükkanın çalışanı değil mi? Ne yapalım kızım? Kızı işinden mi edeceğiz şimdi? Onlar kiracı, biz ev sahibiyiz. Yasemin de bizim çalışanımız, biz işvereniz. O kadar. Bundan sonra herkes mesafesini koysun. Sınırını, çizgisini çizsin. O kadar. Ayşen bu arada bu oğlanın babası geldiğinde sen sahtekar bunlar diye bağırdın. Kimi kastettin? Yasemin Ateş'i mi? Aa. Sahtekar bunlar diye mi duyuldu o baba? Evet. Yok. Ben sahtekar burada diye bağırdım. Tamam da kim o sahtekar o zaman? Kim olacak anne? Tabii ki hırsız Sami. Aa! Ya. Demek eceline susadı ha? Ya. Bundan sonra hepimiz gözümüzü daha fazla açacağız. Unutmayın. Artık Ateş ve Yasemin'le Yılmaz ailesi arasında bir mesafe var. Hadi herkese hayırlı geceler. Hadi oğlum iyi geceler. İyi geceler baba. Ben de gideceğim zaten. Hadi hadi biz de yatalım hadi. Çok uygun geldi. Geldim şükür.